Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan hakikaten güzel bir villa tanıtacağım değerli arkadaşlar. Bu video vesilesiyle hemen şuraya da bir bilgi vermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz arsayı da sevgili amcam Londra'da İlyas Has kendisine vermiştik. Tabi biz o zaman verirken buralarda hiçbir villa falan yoktu değerli arkadaşlar. Çok uygun almıştı. Böyle bir villa da çıkıyor. Geçen gün İlyas amcaya söyledim. Amca ver biz villa yapalım dedik. Şu anda satmayı düşünmüyor. Dolayısıyla bu bölgede buna benzer birçok arsalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Yani isteyene böyle bir villa yapabiliriz. Tabi isteyen de der ki ben hazır bir ev istiyorum. Şu anda gördüğünüz üzere Sinan kardeşim hem drone görüntüsünü gösterdi hem de şu anda dış cephesini çekiyor. Burada sıralı birkaç tane villamız var değerli arkadaşlar. Bölgenin uygun villası değerli dostlar. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 9 milyon 400 bin Türk lirası. 9 milyon 400 bin Türk lirası bu villaya sahip olabilirsin. Hem otopark alanı var. Kendine özel otopark alanı, hem kendine özel yüzme havuzlu, yaya girişi, geniş bahçeli, kat mülkiyetli ve iskanlı hiçbir problemi olmayan bir villadan bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir otopark alanımız var. Şimdi yavaş yavaş inceleyeceğiz evimizi değerli dostlar. Ön tarafta da yaya giriş kapımız var. Tabii bahçe duvarlarının üstü perde betonla, bahçe duvarları perde betonla yapmış. Üzerine çim çitler yapılmış. Hatta belediyenin numaralarını falan da yapıştırmış. Yani kat mülkiyetli iskanlı. Yaya girişinde girdiğimizde böyle iki basamakla yukarıya çıkıyoruz. Ön tarafta bir bahçe alanımız var. Tabii biraz otlar büyümüş. Otopark alanımızda gördüğünüz üzere burası. Aslında gene otopark alanından devam edeceğiz. Sonra çelik kapıya doğru gideceğiz. Bina yerden yüksek yapılmış. Bohçalama sistemiyle, deprem yönetmenliğine uygun yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Limon çamları var. Komşuyla aramızda çim çitlerinden de bahçe duvarlarının üstünü yükseltmişler. Burada bir kiler alanımız var. Yani kazma, kürek, çapanızı buraya saklayabilirsiniz. Aynı zamanda burada da bir sabit barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. Barbekünüz burada, tezgahınız hemen yanında. Yazın geldiğinizde havuz başında burada rahatlıkla mangalınızı yakıp keyifli vakit geçirebilirsiniz. 5 metreye 3 metre bir yüzme havuzumuz var. Denge deposu ve motor dairesi mevcut. Dediğim gibi burada sıralı birkaç tane villamız var ama en uygun hangisi ise Miraç Emlak olarak onu çekmeye başladık değerli arkadaşlar. Havuzun etrafında dolaştığımızda burada da harikulade güzel bir güneşleme alanımız var. Tekrar bahçe yaya giriş kapısını gördünüz. Çelik kapının üstünde gördüğünüz üzere bir sündürmemiz mevcut. Işıklandırma sistemi son derece güzel. Hoş bir şekilde yapılmış. Şimdi hemen çelik kapıdan içeri giriyoruz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde harika bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere direkt salona girmiyoruz. Yani direkt salona giren evler tabii takdir edersiniz siz de diyorsunuz. Direkt salona girdiğimi sıkıntı olur. Buraya vestiyer alanı düşünülmüş. Işık aydınlatmak için sabit cam kullanılmış değerli arkadaşlar. Ben bugün mutfaktan başlayacağım. Çift paneli kapı kullanılmış lake kapılar. Hemen mutfak kısmına gidiyoruz. Ayrı mutfak demiştim. Lake malzemelerden güzel bir mutfak alanımız var. Gördüğünüz üzere taban yüksekliği son derece güzel. LED ışıklar, aydınlatmalar oldukça güzel. Set üstü ocağı buraya düşünülmüş. Tablumbaz yerimiz burada. Çimstone tezgahımız mevcut. Bulaşık makinesi, beyaz granit evye. Evyenin karşısında sürgülü penceremiz var. Oldukça kullanışlı bir mutfaktan bahsediyoruz. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı. Hemen yan tarafında, buzdolabın yan tarafında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar düşünülmüş değerli arkadaşlar. Mutfaktan da veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Oldukça güzel bir evden bahsediyoruz. Tekrar koridor kısmına geçiyoruz. Buradan da salona bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, salonun panjurunu açamadım. Yeni bina olduğu için sanırsam elektrikte bir sıkıntı yaşadık. O yüzden panjur kapalı kaldı. 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü döşemesi mevcut. Altı sabit, üstü çift açımlı olmak üzere güzel pencereler konulmuş. Klima tesisatları duvarın içerisinde, ortaya kristal avize kullanmış. Yine kristal spot lambalar ve LED ışıklarımız mevcut. Burada son derece güzel kaliteli bir şömine yerleştirilmiş. Turbo kazanlı. Odunları da içine atmış. Galaxy siyah dediğimiz siyah mermerlerle alın kısımlarını süslemiş. Üstünde de stavize taşlarından güzel dekor verilmişler dostlar. Oldukça güzel, geniş, ferah bir evden bahsediyoruz. Havuz merdiveni tamamdır buraya koymuş ama normalde hani kışın kimse olmadığı için çalınmaması açısından buraya koymuş. Televizyonun tesi karşı tarafta.
Oldukça güzel bir yer. Birinci katımızı, bahçemizi, otopark alanımızı, havuzumuzu gezdik. Şimdi birinci kata çıkacağız. Tabi birinci kata çıkmadan önce burada bir el yüz yıkama alanı ve tuvalet alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere açık renk seramikler kullanılmış. Şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşuyor. Hemen yukarıya doğru çıkarken gördüğünüz üzere son derece güzel mermerlerle basamaklar yapılmış. Antresit renginde korkuluklarımız var. Gün ışığı renginde spot lambalarımız mevcut. Merdiven kovanını aydınlatmak için pencere kullanmış. Bütün pencerelerde panjur sistemlerimiz söz konusu değerli dostlar. Aynı zamanda ebeveyn banyolu, giyinme odalı bir yer yapmışlar. Şimdi ilk odaya bakalım. İlk odaya geldiğimizde yerler çamsan laminat parke değerli arkadaşlar. Her odada dolaplarımız söz konusu gördüğünüz üzere. Gardırobu nereye koyacağım, nasıl yerleştireceğim öyle derdiniz yok. Gardırobumuz hazır. 4 kapaklı gardırop alanı, 6 çekmece olmak üzere. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Aplik lambalar kullanılmış. Yine alçı dekorasyon yapılmış. LED ışıklar ortaya da son derece güzel bir avize düşünülmüş. Işık aydınlatma için pencere, bir de sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkış için odamız ebeveyn banyolu. Yani aşağı yukarı birinci katta iki odamız da ebeveyn banyolu. Sinan kardeşim banyoyu da sizlere böyle bir göstersin. Değerli dostlar, ebeveyn banyolu olduğu için ufak gözüküyor. Hilton dolabımız burada, ledli aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi klozet alanı, burada da duş alanı yerimiz mevcut. Birinci odamız bu şekilde. Açık renk seramik olması oldukça güzel, oldukça hoş kullanılmış. Şimdi tekrar koridor kısmına geldiğimizde görüntülü diyafon mevcut zaten. Evimizin salon kısmında, bu katında görüntülü diyafonumuz mevcut. Şimdi ikinci yatak odasına geldiğimizde 20 metrekare genişliğinde bir oda söz konusu. Burada ışık aydınlatma için altı sabit, üstü çift açılımlı kullanılmış. Dediğim gibi klima tesisatları duvarın içerisinde. Yatak başları vavyen şeklinde. Ön tarafa caddeye bakacak şekilde bir Fransız balkonumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Buradan da normal balkona çıkışımız söz konusu. LED'ler ve avizeler oldukça güzel. Bu odamız giyinme odalı ve ebeveyn banyolu demiştim. Hemen giyinme odasına bakalım. Bölme yapmış gördüğünüz üzere. Bunları da hemen şifonyer tarzında bir yer düşünülmüş. Gene ledli ayna şeklinde gardırobu yerleştirilmiş. Hemen banyonun içerisine Sinan kardeşim göstersin sizlere. 60'a 120 gene porselen seramik mermer görünümlü duşakabinin içerisinde siyah seramik düşünülmüş. Hilton dolabı, klozet alanı, çift açımlı vasıtas penceresiyle beraber oldukça güzel. Tabi nişler de kullanılmış. Nişler de harika duruyor. Triplex villa olduğu için birinci katımız bu şekilde. Şimdi üst kata çıkacağız. İmar yönetmenliğine uygun yapılmış. Deprem yönetmenliğine uygun yapılmış. Resmi evraklarında eksik yok değerli arkadaşlar. Merdiven kovanında da böyle aplik lambalar düşünülmüş. Duvar kağıdıyla süslemeleri yapılmış. İki odamızı tanıttıktan sonra şimdi çatı arasında bir oda düşünülmüş. Oldukça geniş kullanışlı değerli arkadaşlar. Hemen çatı arasındaki üçüncü odayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça ferah ışık aydınlatma içinde. Kuş gözü, inşaat dilinde kuş gözü veya öküz gözü dediğimiz pencereler kullanılmış. Havalandırma açısından çift açımlı vasıtası kullanılmış. Odamız bu şekilde. Tabii hemen genel banyoya da bakmak lazım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde yine oldukça güzel seramikler kullanılmış. Sinan şöyle banyoyu bir gezdirsen. Şeffaf tempur camla duşakabin. Duşakabin içerisinde nişler kullanılmış. Klozet alanı. Hilton dolabı, hemen şöyle kapıyı kapattığımızda çamaşır makinesi kabın içerisine alınmış değerli dostlar. Burada da 80 litrelik termosifon yerimiz hazır. Aynı zamanda beyaz Hilton dolap üzerindeki seramik evniye aynalı ledli aynamız, çift açımlı vasıtası penceremiz söz konusu değerli arkadaşlar. Dördüncü odamıza geçiyoruz ve ondan sonra terasımız var. Dördüncü odaya geldiğimizde 17 metrekare genişliğinde bir yatak odası söz konusu değerli arkadaşlar. Yatak başları gene vavyen şeklinde. Klima tesisatları döşenmiş. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çelik çatı, tabi spot lambalar verilmiş. Açık renk boyalar kullanılmış. Oldukça güzel. Teras kısmına çıkacağız. Videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Aydın Dilim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Hemen teras kısmına çıktığımızda denize yakın değerli arkadaşlar. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Oldukça geniş güzel bir terasımız söz konusu. Mutfak tezgah yerlerini de koymuş. Elektrik prizleri de koymuş. Bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemlerimiz hazır. Doğayla iç içesiniz. Denize 1,5 kilometre mesafesindesiniz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindesiniz değerli arkadaşlar. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bugün sizlere
4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan, havuzlu, otoparklı, tam müstakil, tam bağımsız güzel bir villa sunumu için geldik. Tabii Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Değerli arkadaşlar, bölgenin en uygun villası. Fiyatı 9 milyon 400 bin Türk lirası. Pazarlığa açık, Didim sınırları içerisinde, takası açık. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.